babacığım, şimdi bizim üst dönem mezun oluyor ya. Onların kapanış partisi. Arkadaşlarımızı hepsi davet ettiler. Ben de Ceyhun'la beraber gideyim diyorum. Ay, ne güzel Hüsnü. Biz de mi gitsek acaba? Suat, bizim ne işimiz var çocukların partisinde? Delirme ya. Aşk olsun Hüsnü. Ne diyorsun babacığım, gidebilir miyiz? Ceyhun mu gelip alacaksın? Evet. Oo, kimleri görüyorum. Damat Ferit, nereye böyle ya? Size gidiyordum işte. Partiye gideceğiz de Zeliha ile. Hiç bizi çağırmak yok. Aşk olsun valla. Çok gücendim. İnsan nezaketen de olsa davet eder değil mi? Bir dahaki sefer artık. Beraber gideriz. Sen buna gittin diye bir dahaki sefere de gideceksin öyle mi? Ne? Ne belli diyoruz bu partiye gidebileceğin? Yine anlamadım işi. Anlatacağız artık mecburen. Cima abicim. Tabii canım. İş başa düştü. Nerede kaldı bu çocuk ya? Telefon da kapalı. Gelir kızım, gelir. Trafiğe falan takılmıştır, gelir. Ya nerede kaldı ya, nerede? Aa! Ceyhun! Ceyhun, ne oldu sana? Çocuğun ne oldu? Acana söyle. Ay, ne oldu? Gel. Gel bakayım oğlum. Gel oğlum. Gel. Tekin gel gel. Kaza falan mı oldu oğlum? Ne bu halin? Kim yaptı sana bunu? Metin. Ha? Metin'le Tekin. Aa! Metin'le ne? Tekin mi? Ya yandı. Ya gel. 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 Tut şu çocuğu, tut! Gelin lan buraya, eşek sapaları! Gel, gel! Of! Nasılsın Ceyhun, daha iyi misin evladım? İyiyim efendim. Başım hala biraz ağrıyor ama. Geçer geçer, iyice geçer, olmaz bir şey. Bir daha böyle kaza olmayacağına göre... Ne kazası baba ya? Psikopat çıktı bu ikisi. Anne hale getirmişler çocuğu, baksana canım benim. Kızım dur! Ay kıyamam, yazık buna! Kızım! Kendine gel, sen de Suat. Hakikaten ya, ne oluyoruz? Baba işte bunlar kendine gelsin, silkisin istedik. Yoksa şiddet hiç bize göre değil yani. Yok konuşma, göstereceğim ben sana şimdi şiddeti. Özür dileyin bakayım şimdi Ceyhun abinizden. Ne? Ne özür baba ya? Abi mi diyeceğiz bir de bu deveye? Baba. Lan. Ne biçim konuşuyorsun siz öyle? Ne diyorsam onu yapın, hadi. Hadi. Şart mı baba ya? Şart. Efendim gerçekten. Sen karışma oğlum. Hadi, hadi. Ya baba var ya. Hala konuşuyor musun sen? Giz yani. Özür gibi değil de kusura bakma birader yani. Önemli değil canım. Ne demek? Canımla manımla konuşma lan benimle. Şşt. Mesafeyi koru yani, abartma. Hadi bir de öpüşün. Hadi oğlum. Ay aslında pırlanta gibidir benim oğullarım Ceyhun abisi. Hiç kötülük yoktur işlerinde. Değil mi oğlum? Anne tamam ya. Abartma. Evet, bu işte bitine göre herkes okuluna. Hadi hadi. Bir şeye benzemedi ama gidelim bari. Ben bırakayım seni okuluna. Yok, ben bırakırım oğlum. Hadi sen de git, geç kalma artık okuluna falan. Hadi, hadi sağ ol. Baba. Hadi dedim, hadi. İyi günler efendim. İyi günler, iyi günler oğlum. Annenlere selam söyle, hadi. Ulan bir daha bu çocuğa bir şey yaptığınızı görürsen fena olur. Son uyarım bu, anlaşıldı mı? Peki görmezsen baba? He? Yani sen görmedikten sonra biz istediğimizi yapabiliriz değil mi yani? Ay ne diyor bunlar Hüsnü? Sopa istiyoruz diyorlar Suat. Ködek çekmiş bunların canı. Gelin lan buraya, gelme! Kaç, 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 kaç! Gelin, gelin! Son bir adres kaldı hocam. Bunu da beğenmezseniz programı bir hafta erteleyeceğim. Çıkamayacağız seni. Ne diyorsun sen ya? O kadar kötü durumda mıyız yani? Bitik durumdayız hocam. Ev bu. Bence tam halk tipi bir ev. Son derece inandırıcı. İçi de çok büyük değildir tabii. Ona göre düşünmek lazım. Oturanlardan da izin aldık mı tamamdır bu iş. Ne dersiniz hocam? Harika derim. Aradığım şey bu. Hem ufak, hem sıcak, hem de real mekan değil mi? Evet. Hadi git de çal kapıyı, çal. Tamam hadi. Hocam. Hadi. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Merhaba hanımefendi. Biz film şirketinden geliyoruz da... ...yönetmenimiz Arif Bey son filminde sizin evinizi kullanmak istiyor mekan olarak. Müsaitseniz konuşabilir miyiz? Ay film mi? Bizim evde. Evet. Evet. Aa! Tam olarak neydi acaba bu filmin konusu? Özetle olgun bir adamın kimlik arayışı diyebiliriz hanımefendi. Kimliğini mi kaybetmiş adam? Anlamadım. Öyle değil abi. Bunalım hesabı. Sıkıntı mıkıntı falan işte. Ha. Festival filmi gibi yani. Evet. Bağımsız sinemada diyebiliriz. İyi bir şey mi bu Zelişim? Ne demek bağımsız sinema falan? İyidir anne. İyidir yani. Aman aman güzel. Hayırlısı. Ne kadar süreli kullanacaktınız bizim evi acaba? Bu hafta 2 gün.
Duruma göre önümüzdeki haftada bir gün olabilir. Sabahtan akşama kadar mı? Tabii, tüm gün. Ücreti mukabilinde tabii. Günlük 1500 lira takdim edeceğiz sizlere. Günlük 1500 mü? İki gün olsa 3000, haftaya da gelseler 4500. Süper para anne. 4500 yeterli ha? Benim eşime de bir sormam lazım. Yani kendi başıma öyle buyurun gelin diyemem. Tabii ama bizim de pek vaktimiz yok yani. Bugün netleştirmemiz lazım bu işi. Anne verelim gitsin. Kısmet ayağımıza kadar gelmiş ya. Dünyanın parasını veriyor adamlar anne. Babam ne diyecek ki? Öyle mi dersiniz? İlk ödemenin yarısını şimdiden yapabiliriz isterseniz. Yani kaparo gibi. Aklınızda soru işareti kalmasın diye değil mi hocam? Tabii. 750 TL takdim et hanımefendiye. Hadi Ebru. Ay ne desem ki? Ben bilemedim şimdi. Vallahi film için çok hayati bir mekan burası. Yardımcı olursanız çok seviniriz. Olur da anne ya, uzatma işte. İyi madem öyle. Kabul diyelim gitsin. Biz de görünebilir miyiz acaba filmde? Ben bir kere oynamıştım da. Şöyle ufak bir rol çıkar mı bize damca? Bakarız. Yani söz vermek istemem ama bakarız. Buyurun 750 liranız. Yarın sabah sizdeyiz o zaman. Ne diyelim o zaman? Hayırlı olsun. Nasıl oldun Ali? Üşüme var mı hala? Ara titretiyor abi. Bırakalım seni eve. Dolaşma bu halde. Yok be abi, olmaz. Bize yazılmış devre ayıp olur şimdi. İlaç falan alalım bari eczaneden. Aldım abi, ben aldım. Cebimde hepsi. İyi. Sen bilirsin. Ne çekimi Suat ya? Filmci milletine el mi verilir? Çekirge sürüsü gibi dalacaklar içeriye. Rezil edecekler ortalığı. Huzur falan bırakmayacaklar. Ay Hüsnü, dizi çektim o kadar. Ben de biliyorum herhalde set ortamını. E madem biliyorsun, olmaz desedin ya kızım. Diyemedim Hüsnücüm. Çok iyi para verdiler. Para mı? Yapma ya. Kaç para verdiler? Günlük 1500. 2 ya da 3 gün çalışacaklarmış. Yap artık sen hesabını. Vay be, çok iyi paramış lan. Ya, fena mı etmişim vermekle? Olur mu canım? İyi yapmışsın. İyi, aferin. Ne filmiymiş bu? Vallahi pek anlamadım Hüsnücüm. Sanat filmi mi, bağımsız sinema mı? Öyle bir şey dediler ama. Neyse canım, neyse, tamam, önemli değil. Günlük 1500 ha? Süper. Hadi kapattım, sabah konuşuruz tekrar Suat. Hadi aferin. Ne iş abi? Ne parası o öyle? Hiç sorma ya. Merkez 45-40. Merkez 45-40. 45-40 dinlemedi. Sarıyer koruluk mevkiinde genç bayan cesedi. Tekrar ediyorum, Sarıyer koruluk mevkii. Hemen ilgileniyoruz, tamam. Ali duydun mu? Tamam abi. Halimize bak ya. Gündüz ceset, gece ceset. Aynen. Hayatım, hani bize de şöyle ufak bir rol verecekti. Hoca, yönetmen, o kadar hazırlandık. Buyurun. Şu an gerçekten mümkün değil. Önümüzdeki çay hafta yapacağımız çekimlerde alırız herhalde. O kadar da heves yapmıştık ailece. Maalesef iş yetiştirmemiz lazım. Bizi de anlayın ne olur. Öyledir tabii, öyledir. İzlemeye girelim bari içeri. Kapı önünde kalmayın. Evet öyle. Yok, giremezsiniz. Neden ya? Kendi evimize neden giremiyoruz anlamadım ki. Çok önemli sahneler çekiliyor canım. Oyuncuların, yönetmenin konsantrasyonunu dağıtmamak için biz bile bazen girmiyoruz içeri. Siz bile yuh. Sanat yapılıyor içeride. Akıllı. Futbol maçı mı bu? Herkes otursun izlesin canlı canlı. Doğru. Hassas işler bunlar. Sanat sonuçta oğlum. Bravo. Anlayışınız için çok teşekkür ederiz. Ben müsaadenizle içeri kadar gireceğim. Gir hayatım, gir. Kolay gelsin. Sizin işiniz çok zor valla. Sağ olun. Hadi gir. Gökhan, kapıdan içeri kimseyi sokma. Tamam. Hadi gelin bari oğlum. İnelim biz de. Kolay gelsin. Sağ olun. Ay amma pimpirikli çıktı bunlar. Acemi filmciler herhalde. Tabii canım. Ne öyle konsantre monsantre bir sürü laf. Ben oyuncuları da tanıyamadım anne ya. Sen çıkarabildin mi? Yok oğlum, ilk defa görüyorum hepsini. Ya anne, bağımsız film ya. Herhalde ünlü oyuncular kabul etmedi oynamaya. Bunlar da yeni yüzlerle çalışıyorlar. Ondandır tabii ya. Akıllı kızım benim. Biliyor bu işleri vallahi. Şimdi Numan'cığım. Sen Körkütük Savaş olmuşsun. Devirmişsin yatağı. Senin hanım da kuzeniyle beraber sana hallenmiş, tamam mı? Başlarda hiç tınmıyorsun. Ama sonra uyan yılan uyanıyor. Anladın değil mi? Ha, anladım hocam. Şu uğraştığımız işe bak ya. Emin misin bu eve girdiklerine? Tabii eminim. Nerede görsem tanırım Arif'i. Amir haber verdin mi? Verdim. Tam olarak emin olana kadar bekleyin dedi. Suçüstü yapmak lazım. Bekleyeceğiz biraz.
Destek ekip mi seseydik? Destek mi? Üç tane kornuç için mi? Saçmalama. Ne demek giremiyorsun ha? 36 saatim nöbetteyim kızım ben. Girip üstü başımı değiştireceğim. Uzanacağım. Akşama yine göreve gideceğim. Çekil. Hüsnücüğüm biliyorum hayatım ama film çekiliyor içeride. Almıyorlar. Çok konsantre olmuşlar. Bozmayalım şimdi girip hayat. Ben anlamam ya. Gidip bakalım baba hadi. Ben de anlamam film bilim Suat. Öleceğim yorgunluktan ya. Evime gireceğim ya. Çekil. Hayır. Çekil. Babacığım girme. Giremezsin beyefendi. Set kutsaldır. Girilmez. Başlarım kutsallığından da çekimimden de filminden. Bırakma ya. Oha! Ne oluyor lan burada? Ne filmi çekiyorsunuz lan evimde? Neymiş, ne yapıyorlarmış? Bakma sen şu an. Tamam bakma. Geçin şöyle, geçin şöyle, geçin tamam. Bakmayın, geç şöyle, geç, geç, geç. Kardeşim ne yapıyorsun ya öyle sahnenin ortasına çat diye girilir mi? Kestik. Asıl ben şimdi senin kafanı keseceğim lan. Benim evimde, benim yatağımda ne filmi çekiyorsun lan sen? Şerefsin. Ha? Terbiyeni bozma kardeşim. Senden mi öğreneceğim lan terbiyeyi ha? Senden mi öğreneceğim? Bakmayın be. Dur Suat, bir dakika dur, dur. Hocam ne oluyor ya? Yuh. Görürsünüz siz şimdi ne oluyor ya. Kaldır elini, kaldır, kaldır, kaldır polis. Uzat elini, uzat. Suat, polisi ara, ekip iste çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Film çekiyorsunuz lan. Ahlaksız terbiyesizler. Şuna bak, şuna, şuna, şuna. Sen işte kalmış. Terbiyesiz. Kardeşim bir saniye bak, anlaşabiliriz ha. Kardeşim ne yaptın lan bana? Yine, yine. Oha, abi ne film çekiyorlar bizim evde ya? Ya şşt, kapatın gözlerinizi. Kapatın, kapatın. Ne yapıyorsunuz? Ay vallahi bayılacağım ben. Bunu duru üstüme bu böyle. Ya anneciğim, anneciğim. Kimse kapılamasın polis. Nereye kapılacağız kardeşim? Baksana görmüyor musun? Tamam arkadaşım, tamam. Ben hastane şubede komiserim. Tamam, her şey kontrolün altında. Hadi tamam. Nasıl kontrol altında kardeşim? Basbayağı film çekiliyor burada. Ya tamam aldık işte adamları. Çıkın dışarıda bekleyin tamam. Hadi, tamam hadi, hadi. Hadi. Metin Tekin siz de odanıza girin hadi. Ayak altında durmayın. Gelin, hadi. Gelin içeri. Ben vallahi kaçırmam ben bu manzarayı. Ah Suat ah. Ne işler açtın başıma görüyorsun değil mi? Neler uğraşıyorum ben. Çık sen de dışarı.